kültürlerinde iyice sona yaklaşıyoruz. Yedinci başlıktayız. Bağlaç diyeceğiz. Bağlaç aslına bakarsan güzel bir başlık çünkü sadece bağlaç diye geçiyor. Yani ikinci bir başlığı yok. Dikkat edersen önceki başlıklarda hep ikinci isim vardı. Zamir dedik, adıl dedik, sıfat dedik, ön ad dedik, isim dedik, ad dedik değil mi? Zarf dedik, belirteç dedik, ilgeç dedik hatta edata bir önceki derste hemen. Ama bağlacın dikkat edersen ikinci bir ismi yok. Sadece bağlaç, düz bağlaç bizim için. Nedir bu bağlaç hocam? Sınavda soruları var mı bunun? Geldi mi hiç geçmiş yıllarda? Evet geldi. Nasıl edat sorularda, seçeneklerde geliyorsa ÖSYM bağlacı da diğerlerinden ayırmıyor. Hiçbir şekilde onu ayırmıyor. Seçeneklere... Özellikle karma sorularda, sözcük türleriyle ilgili karma sorularda bağlacı soruyor. Özellikle edatla karıştırıp karıştırmadığını görmek istiyor. Şimdi bağlaç dediğimiz sözcük türü, sözcükleri, söz öbeklerini, cümleleri yani yargısı olan cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Tanım olarak da zaten bak burada verdik dedik ki eş görevli sözcükleri. Nedir bu eş görevli sözcükler? Özneler olabilir, sıfatlar olabilir değil mi? Dolaylı tümleçler olabilir, başka zamirler olabilir, nesneler olabilir. Yani aynı görevde olan sözcükleri birbirine bağlar diyor. Yetmez söz öbeklerini birbirine bağlar. Nedir bu söz öbekleri? Tamlamalar olabilir, edat grupları olabilir, isim fiil grubu, sıfat fiil grubu gibi sözcük grupları olabilir, deyimler olabilir değil mi? Bunları da birbirine bağlıyor ve hatta diyor cümleleri birbirine bağlar. Yani yükleme olan, yargı bildiren cümleleri ne yapar diyor? Birbirine bağlar. Birinci cümleyi, ikinci cümleyi neyle bir bağlıyorsun sen? Bağlaçla bağlıyorsun diyor. Bunları hep göreceğiz. Bağlı cümle yapar hatta bunlar. Dolayısıyla bağlaçlar görev olarak sözcükleri, söz öbekleri, cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Günlük hayatta da çok kullanıyoruz tabii ki biz bunları ama kullandığımız kelimenin belki edat, bağlaç, zamir, zarf olduğunu bilmeden kullanıyoruz ki bilmek zorunda da değiliz gerçekten. Hani yoksa psikopat olmamız lazım. Aa evet ben bu cümlede edat kullandım falan diyen var mı aranızda? Varsa böyle bir huni kendi kafa büyüklüğüne göre huni alabilir ama gerçekten gerek yok arkadaşlar. Biz sadece ne yapacağız bunların anlam özelliklerini bileceğiz. Sınavda karşımıza çıktığında yapacağız ve Türkçemizin güzelliklerinin farkına varacağız. Türkçede en çok kullanılan bağlaçları şöyle verdim. Daha da fazlası var. Çok fazla bağlaç var Türkçede. Ama okuduğumuz paragraflarda, işte gazete yazılarında, Instagram'da, işte sosyal medyada herhangi bir yerde, kitapta değil mi? Akademik bilgi donanımına sahip olurken üniversitelerde, okullarda biz metin okuyoruz. Okuyoruz, okuduğunuzu düşünüyorum. Her yerde görüyoruz biz bu bağlaçları. Dolayısıyla bildiğiniz kelimeler aslında bunlar. Bakın neler var? Ve bağlacı var veya, da, de, ile, ki, ya da, yahut, hatta veyahut bağlacı var değil mi? İşte ise, yalnız, ancak, fakat, oysa, bile, dahi var ki bile ve dahiyi biz genellikle dade bağlacıyla aynı anlamda kullanıyoruz. Mesela örnek verdiğimiz bir bağlaç. Çünkü gerekçe bildiren bir bağlaç. Bu nedenle, bu yüzden gibi kelimeler var. Bu da bizim için bir bağlaç. Değil kelimesi var ki edatta konuşmuştuk. Değil kelimesinin edat olma durumu da var, bağlaç olma durumu da var. Dikkat edeceğiz demiştim. Birazdan örneklerde göreceğiz bunları zaten. Başka tekrarlı bağlaçlarımız var bizim. Hem hem, ne ne, ya ya, ister ister, gerek gerek ya da hem de, ya da gibi ne yapıyoruz? Şu ikinci kısımları bir de da de bağlacı koyuyoruz. Evet, Türkçe'de genel olarak bağlaçlarımız bunlar. Bunlar da tıpkı edatlar gibi tek başına söylendiğinde anlamı olmayan kelimeler. Değil mi? V'nin de tek başına söylediğimizde zihnimizde hiçbir şey canlanmadığını görürüz. Ya da işte oysa kelimesi hiçbir anlam ifade etmez. Ama bunlar yine o kadar kıymetli ki bu kelimeler bulundukları cümlelere aslında anlam katan kelimelerdir. Bazı bağlaçların evet cümlede bir anlamı yok gibi görünür ama öyle bir cümleden çıkardığında anlam bozulur ki, anlam sarsılır ki, yani çıkardığında görürsün onun kıymetini sen, hayatımızdaki bazı insanlar gibi değil mi? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sanki böyle hiçbir değeri, hiçbir işlevi yokmuş gibi düşünürüz. Ama bir çıkar bakalım onu bir cümleden, çıkar bakalım onu bir hayatından değil mi? Ne yapıyor? Bir anda o cümle anlam olarak sallanıyor, sarsılıyor. Bağlaçlar böyledir. Şimdi özellik olarak cümlelere nasıl anlamlar katıyor? Burada var mı bağlaç yok mu? Tek tek konuşalım. Yazarın roman ve öykü türlerinde ödülleri var cümlesinde bana sordu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç var dedi. Hemen bakıyorum bağlaç var mı? Evet var, V bağlacı var. Ne yapmış bu V bağlacı? Dikkat edersen iki tane sözcüğü birbirine bağlamış.
ve sıralama bağlacıdır. Roman ve öykü türlerinde, roman ile öykü türlerinde diyebilirsin istersen. Şuradaki V'nin yerine ile'yi de getirebilirsin. Aynı işlevde ve aynı anlamda sıralama bağlacı olarak geçer. Türkiye'de artan nüfusuyla gözde ülkelerden, Türkiye'de başka ülkeler gibi başka ülkelerle aynı durumda anlamı veriyorsun dade bağlacıyla. Biz bu dade bağlacını bak cümleden çıkaralım. Cümlenin anlamı nasıl değişiyor? Türkiye artan nüfusuyla gözde ülkelerden. Başka bir şey. Türkiye'de hani başka ülkeler gibi anlamını çıkarmış oluyorsun sen. E bu bir anlam değil mi sonuçta? Hocam ama çok anlam değişmedi. Ya iyi de illa böyle öznenin, nesnenin, yüklemin falan gitmesi gerekmiyor ki anlamın değişmesi için. Daha de sonuçta o cümleye diyor ki başka ülkeler gibi anlamı katıyor diyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Anlamı değiştiriyor diyoruz daha de bağlacı için. Hatta şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye bile artan nüfusuyla gözde ülkelerden. Türkiye dahi artan nüfusuyla gözde ülkelerden diyebiliriz. Aynı anlama geliyor. Dolayısıyla ister de'yi kullansın, ister bile'yi kullansın, ister dahi'yi kullansın. Bizim için bağlaç mı? Kesinlikle bağlaç. Seçmeli derslerden arkeoloji veya astronomi seçeceğim. Veya yahut diyebilir, ya da diyebilir, değil mi? Yahut veyahut da diyebilir. Hepsi aynı anlama geliyor. Tercih bağlacı diyoruz biz bunu. Akademik kaynaklarda bunların isimleri vardır. Sıralama bağlacı, işte tercih bağlacı gibi isimleri vardır. Ama bunları bilmenize gerek yok. Anlamdan da zaten çıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Ya o ya diyorsun. İkisinden biri anlamı katıyor eklendiği cümleye. Sınavı kazanmayı çok istiyor ama ders çalışmıyordu. Kimler böyle dersem el kartesi herkes dersim herhalde çoğu kişi kaldırır mı? Bazen gerçekten istemiyoruz değil mi arkadaşlar? O moda girebiliyoruz ama hemen kendinizi dürtün, cimcikleyin, bir şeyler yapın, tokatlayın böyle. O yüzden istiyorsak bir şey çalışmak zorundayız, yapmak zorundayız. Kendinizi hep o içsel motivasyonu lütfen diri tutun. Ben de Instagram'dan bol bol size böyle motivation videoları gönderiyorum, yazıları gönderiyorum ama lütfen siz de ileride, seneye nerede olmak istiyorsunuz? Onu gözünüzün önünde bulundurarak ders çalışın, tamam mı? Şimdi sınavı kazanmayı çok istiyor bir cümle ama ders çalışmıyordu bir cümle. Bak ne yaptı? İki cümleyi ama bağlacıyla birbirine bağladı. Yani yüklemi olan söz gruplarını, değil mi? Yargı bildiren ifadeleri, cümleleri birbirine ama bağlacıyla bağladı. Ben buraya istersen fakat kelimesini getiririm. Sınavı kazanmayı çok istiyor fakat ders çalışmıyordu. Ama ancak ders çalışmıyordu. Lakin ders çalışmıyordu. Gibi başka bağlaçlar da getirebilirim istersem. Yani bana bu cümle için buraya ama değil de fakat koysaydı, ancak koysaydı, lakin koysaydı, yalnız koysaydı yine bağlaç diyecektim. Çünkü cümleleri bağlıyor, tamam mı? Olumlu ve olumsuz iki yargıyı birbirine bağlıyor. Bir an önce taşınmalıyız. Çünkü bu şehir beni boğuyor. Ne yaptı? Çünkü bağlacı iki cümleyi birbirine bağladı ve gerekçe bildirdi. Neden sonuç bildirdi? İlla çünkü'nün cümlenin ortasında olmasına gerek yok. Bazı paragraf sorularında şöyle görürsünüz bakın. Çünkü cümlenin başında olur. Kendinden önceki cümle biter. Çünkü bu şehri sevmiyor der. Şimdi ben bu cümlede hocam diyor bağlaç var diyecek miyim diyor. Var diyeceksin tabii diyorum ama hocam niye diyor. Hani hiçbir şey bağlamamış ki. Kendinden önceki cümleyi bağlamış. Evet kendinden önceki cümle bitmiş, anlamca tamamlanmış, yargısı olan bir cümle ama bizi ilgilendiren o değil ki. Sonuçta bu cümle de kendinden önceki o cümleyle anlam ilişkisi kurmuyor mu? Kuruyor. Cümleler arasında bir anlam ilişkisi var. Neden sonuç ilişkisi var? Dolayısıyla böyle bir cümle de görseniz. Çünkü bu yüzden, bu nedenle ama cümlenin başında da olsa bağlaç var mı? Kesinlikle var diyeceksiniz. Cümle başı bağlacı diyoruz biz bunlara zaten, tamam mı? Dikkat edin. Peki son günlerde ne yemek yiyor ne uyuyor? Şimdi neye bağlacı bizim için çok kıymetli. Çünkü hem cümlede anlamda hem de anlatım bozukluğunda göreceğimiz bir özellik de barındırıyor ayrıca. Şimdi neye bağlacı aslında o eylemin olmadığını bildiren bir bağlaçtır. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle yapar. Biz hep böyle söyleriz buna. Bak dikkat et. Son günlerde yemek yiyor, uyuyor. Değil mi? Bu cümle normalde yüklemleri dikkat et. Hiçbir şekilde olumsuzluk eki ya da kelimesi almamış. Yani biçimce olumlu. Ama anlamca aslında ne demek istiyor? Son günlerde yemek
yemiyor ve uyumuyor demek istiyor. Ama bunu böyle söylemek yerine nene bağlacını kullanarak yüklemi olumlu çekimleyerek veriyor size. Haberlerde falan çok duyarsınız. Politikacılar, bazen tanınmış kişiler hep böyle yanlış kullanır bu cümleyi. İşte ne yemek yemiyor, ne uyumuyor falan, haber bültenlerinde falan duyarız hatta böyle yanlış kullanımları. Hayır, yanlış kullanıyorsun. Kapat televizyonu. Sen orada aslında ne yemek yiyor, ne uyuyor de ki nene bağlacı zaten ona olumsuzluk anlamı kattığını göstersin. E sen hem olumsuz çekim yap, hem neyi kullan. Oldu. Ortalık 56 oldu. Olmaz. Ne yapacağız? Nene bağlacı varsa yüklemi her zaman olumlu çekimleyeceğiz ki nene zaten cümledeki anlamı ne yapıyor? Olumsuz yapıyor. Buna dikkat edeceğiz özellikle. Bu soruyu sen bile çözersin. Bak, harika bir hakaret cümlesi. Şimdi bazen eşim bana yapıyor. Benim eşim matematikçi, biliyorsunuz. Bir tane soru soruyor. Öznur bak diyor, bu soruyu sen bile çözersin diyor. Bile, bile hemen gidiyorum mutfaktan bir bıçak alıp, şaka tabii ki. Arkadaşlar hemen boşanma davası açıyorsunuz. Herhalde böyle şeylerde hakim ne yapar? Haklı olarak, değil mi? Haklı görür yani, hakarettir sonuçta diyebilirsiniz. Şimdi bile kelimesi anlam olarak aslına bakarsanız daha de bağlacıyla aynı işlevde. Konuştuk hatta, bak şurada da söyledim. Sen de çözersin. Bu soruyu sen de çözersin anlamında. Yani herkes çözdü, sen de çözersin anlamında. Ama böyle baktığında alttan böyle bir senin zekan yeter buna. Senin becerin, kabiliyetin de yeter hani buna gibi bir anlam veriyor sanki. Bu soruyu sen bile çözersin. Sen bile çözersin. Birazcık küçümseme anlamı da var. Ama başkaları gibi anlamında doğrudan kıyas, karşılaştırma anlamı veriyor. Bazen de tabii ki arkadaşlar hiç inkar etmeyelim, küçümseme, ezikleme anlamı katıyor diyebiliriz rahatlıkla, değil mi? Peki, seninle yemeğe gelirim. Ha, buraya gelmeden önce şunu söyleyeceğim. Bana buraya bile değil de dahi getirseydi ya da dade bağlacını getirseydi aynı görevde miydi ya da aynı anlamda mıydı sorarsa evet diyeceğim. Yani bu soruyu sen dahi çözersin, bu soruyu sen de çözersin aynı anlamda, rahatsız, tamam mı? Seninle yemeğe gelirim yalnız, hesaba karışmam. Bak burada da karakter konuşuyor, burada da cimri pinti bir kişi diyor ki seninle yemeğe gelirim, tamam eyvallah. Ama hesaba karışmam. Yalnız, ama, ancak, fakat gibi. Bak dikkat edersen şuradaki anlamlarla aynı anlamda yine iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaç var. Cümleleri bağlıyor. Bana ne dedi bağlaç için? Eş görevli sözcükleri bağlar, söz öbeklerini bağlar, cümleleri bağlar dedi. İşte cümleyi bağlayan bir bağlaç var. O halde diyorum ki ister yalnız desin, ister ancak desin, İster fakat desin, ister lakin desin, hiç fark etmez. Ne yapıyorum ben burada? Bu kelimelerin bağlaç olduğunu görüyorum. Şunu unutma, edat videosunda söylemiştik. Biz önceden yalnız kelimesinin, değil mi? Yalnız, ancak kelimesinin yerine sadeceyi getirebiliyorsak, eskiden edat diyorduk ama artık demiyoruz. Ağzımıza kürekle vuruyoruz. Islak terlikle de vurabiliriz. Eğer diyor yalnız kelimesinin yerine sadeceyi getirebiliyorsan bu kelimeler artık zarftır diyor Türk Dil Kurumu. Biz de uyuyoruz ve bunu artık zarf olarak alıyoruz. Edat olarak değil. Edat videosunda anlattım. Lütfen oraya bir kez daha izle. Bilmiyorsan mutlaka izle, tamam mı? Şimdi özellikle şurada ile için konuşalım. Ekstra bir daha bir başlık açmayacağım. Başka örneklerle devam edeceğim çünkü tahtayı temizleyip birazdan. Şunu da lütfen unutma. Türkçe'de ile kelimesinin yerine ve kelimesini getirebiliyorsak, ile sözcükleri ve bağlacı gibi sıralıyorsa, anlam olarak sıralıyorsa o zaman doğrudan bağlaçtır. Yani ne yaptım? Bak burada ve kullanmış ama isterse ile'yi kullansın. Hemen şunu deneyeceğim. Yazarın roman ile öykü türlerinde ödülleri var. Hatta romanla da diyebilir. Yani ile sözcüğü edat da olsa, bağlaç da olsa lale şeklinde ne yapabiliyordu? Ekleşebiliyordu. Bunu unutmayacağım. Bu bilgiden yola çıkarak hemen bakacağım. Romanla romaniye. He, tamam, burada bir ile var. Peki bu ile ne? Hemen ikinci soru. Bu ilenin yerine V getirebiliyorsan ile sözcüğü kesinlikle sözcükleri birbirine bağlıyordur, bağlaçtır. Baktın cümlede ile var, ilenin yerine ve'yi getirdin, anlamsız bir şey oldu, o zaman diyorsun ki edattır çünkü cümleye bir anlam katıyordur. Kalemle yazıyor tahtaya, kalemle,
kalem ve yazıyor oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa edattır diyorsun, tamam mı? Bununla ilgili ekstra bir not düşünmeme gerek yok. Şimdi tahtayı temizleyeceğim. Kalan bağlaçlarla ilgili biraz daha örnek görelim. Bir tane de güzel bir uyarım var. Ondan sonra bağlacı kapatacağız. Haydi bakalım. Kahramanlıklarının kendilerine değil, millete ait olduğunu söylüyorlardı. Şimdi burada bir duralım, bir virgül koyalım buraya. Edat videosunda özellikle dedim ki değil kelimesi Türkçe'de hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilen bir kelime. Ne yapıyorduk? Cümledeki anlama, cümledeki kullanıma bakarak hangisinin edat, hangisinin bağlaç olduğuna karar veriyorduk. Edat ne yapıyordu? Değil kelimesi edat olduğunda isim cümlesinde olumsuz bir şekilde yüklemde yer alıyordu. Yani isim cümlesini olumsuz yapıyordu. Bağlaç olduğunda ne yapıyor? Cümleleri bir olumsuz yargı devamında gelen olumlu yargıya bağlıyor. Bak burada ne yaptı? Kahramanlıklarının kendilerine değil olumsuz, millete ait olduğunu söylüyorlardı olumlu. Bir olumsuz yargıyı başka bir olumlu yargıya ne yaptı? Bağladı gördüğün gibi. O yüzden değil kelimesi bizim için burada bağlaçtır. Ama şöyle deseydi, bu kitap benim değil deseydi o zaman benimdir, benim değildir cümlesinin olumsuz olduğu için edattır diyecektik, tamam mı? Dolayısıyla cümledeki kullanımı çok önemli. Değilin altını çizdi. Edat mı bağlaç mı dedi. Ben ne bileyim ya. Ben ne bileyim, edat mısın bağlaç mısın diyebilirsin. Ne yapayım, bir dakika dur, bir cümleyi okumam lazım diyeceksiniz. Öyle hemen cevap veremem sana deyin, tamam mı? Hızlı hızlı çözmenin bir anlamı yok. Doğru çözemedikten sonra, tür gerçekten cümlede görmedikten sonra o soru, o bilgi çöp olur sizin için arkadaşlar. Yazık günah, emeklerimize yazık, tamam mı? Acele etmiyoruz. Gece gündüz çalışmış ki bu kadar yüksek puan almış. Şimdi ki içinde yine edat videosunda dedi ki artık Türk Dil Kurumu ki'nin edat olma durumunu da kabul ediyor. Dolayısıyla ki cümleye farklı anlamlar veriyorsa, işte pekiştirme anlamı veriyorsa, şüphe anlamı veriyorsa, biraz böyle sistem anlamı veriyorsa, değil mi? Bir duygu anlamı veriyorsa orada edattır dedik. Ama bana diyor ki Türk Dil Kurumu ki'nin bir de Farsça bağlaç olma durumu var ki biz hep bunu biliyoruz zaten, bugüne kadar hep bağlaç bağlaç diyorduk ki için sözcük halinde olduğunda. İşte bu bağlaçta da diyor ki cümleleri birbirine bağlar diyor. Bazen özneyi, işte tümleci kendinden sonraki ögelere bağlayabilir. Orada bir özneyi öne çıkarma durumu olabilir diyor. Dolayısıyla bağlaç olma durumunda da cümleleri, sözcükleri bağlıyor, unutmayacağız. Bak ilk cümlede gece gündüz çalışmış ki bu kadar yüksek puan almış. Ne yaptı dikkat edersen? Ki bağlacı iki ayrı cümleyi birbirine bağladı. Yani bağlaç durumunda. Çıkarım var değil mi? Burada bir çıkarım anlamı var. Yani bu kadar yüksek puan almış. Düşündü. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Torpil olamaz. Ankara'da dayısı yoktur. Değil mi? Mahmut Okurban niye doğdun türküsünü hatırlıyoruz buradan. Mahsunimizin. Ama diyor ki yok ya diyor, torpil falan nerede olacak diyor. O diyor kesin diyor gece gündüz çalışmıştır diyor. Değil mi? Gece gündüz çalışmış ki çıkarım yaptı. Bu kadar yüksek puan almış. Cümleleri birbirine bağladı ama çıkarım anlamı kattı. Dikkat edin, bu çok önemli. Kapağı kaldırmış ki sandık bomboş, tam o anda gördü. Şaşkınlık bildiriyor. Ama ne yapıyor yine dikkat edersen? İki cümleyi birbirine bağlıyor. Siz ki tüm dünyaya meydan okudunuz. Bak ne yaptı? İşte Türk Dil Kurumu'nun kendi verdiği özelliği. Özneden sonra diyor ki getirilirse bu özne diğer cümleye bağlanırken özneyi biraz daha vurguluyorsun diyor. Siz ki hani, değil mi, vurgu var. Dolayısıyla yine bağlaçtır. Ne yapıyor? Özneyi cümlenin diğer ögelerine bağlıyor. Köprü gibi düşünebilirsin bunu istersen. Ve unutma, ne yapıyoruz bak biz ki'yi? Cümlede ayrı yazıyoruz. Kendinden önceki kelimelerden ayrı yazıyoruz. Hele bir de eylem varsa, eylemden sonra gelen bir ki varsa onu zaten kesinlikle ayrı yazıyoruz. Tut ki karnım acıktı. Kaldı ki bizimle aynı fikirde değilsiniz. Yeter ki isteyin falan, değil mi? Hep ayrı yazıyoruz eylemlerden sonra gelen ki'leri, lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Tut ki, kaldı ki, yeter ki, bak hep eylemden sonra geliyor. Mesela özlemiş ki, özlemiş ki gelmiş. Değil mi? Ne yapıyorum? Eylemden sonra geliyorsa kesinlikle ayrı yazıyorum. Eylemden sonra geliyor, kesinlikle ayrı yazıyoruz. Bunları yazım kurallarında konuşacağız. Nasıl yazılıyor bunlar? Tek tek konuşacağız, hiç merak etme, tamam mı? Şimdi ben, tabii buradaki diğer bağlaçları da hani sözel olarak söyleyebiliriz. Mesela
kırmızı yiyecekler kansere karşı etkilidir diye bir cümle veririm size. Mesela cümlenin başında bulunur, cümle başı bağlacı dersiniz. Ki konuştuk çünkü bu nedenle gibi kelimeler cümlenin başında olabilir. Ama fakat ancak lakin kelimeleri de cümlenin başında olabilir. Siz tutup da ama hocam bu cümlenin ortasında değil, hiçbir şey birbirine bağlamıyor diyemezsiniz. Çünkü kendinden önceki cümleyi bağlıyor sonuçta anlam ilgisi olarak. Tamam, böyle düşünebilirsiniz. Bunlar zaten paragrafta bizim çok işimize yarayacak. Biz bu kelimelerin özelliklerine dikkat edelim. Çünkü mesela ne yapar? Çünkü bu nedenle bunlar gerekçe bildiren, neden sonuç ilişkisi içeren yargılardır. Dolayısıyla biz hangileri arasında neden sonuç ilişkisi vardır derse bu kelimelere bakabiliriz. Bu yüzden, bu nedenle, bu sebeple, dolayısıyla, çünkü gibi kelimeler varsa cümle başında, bunlar kendinden önceki cümleyle mutlaka neden sonuç ilişkisi kurar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargıya karşı çıkar derse bakarsın numaralanmış cümleleri tek tek. Numaralanmış cümleler hangisinde ama, fakat, lakin, ancak, işte oysa gibi bağlaçlarla başlayan bir cümle varsa gidersin. Dersin ki burada ama diye başlayan bir cümle var ama kendinden önceki cümlenin cümlede anlatılana karşı çıkar. Farklı bir görüş dile getirir. Hani anlam olarak öyle değil midir? Sizinle gelirim ama, bak ama bir de koşul veriyor, hesaba karışmam diyor. O zaman karşıtlık bildiriyor, yani zıt bir şey söyleyeceksiniz. O yüzden bunlara dikkat edin. Ama, fakat, lakin, oysa, yalnız gibi kelimeler kendinden önceki yargılara, şöyle yazabilirim isterseniz, kendinden önceki yargılara zıt bir görüş, karşıt bir, aykırı bir görüş bildirir, dile getirir. Bunlara dikkat edersiniz paragraf sorularında ya da cümlede anlam sorularında sorarsa. Ki konuşacağız, hiç merak etme, anlam sorularına geldiğimizde bunları tek tek konuşacağız. O yüzden aklında hiçbir şey kalmayacak, merak etme. Şimdi ben bağlaçlarla ilgili son olarak şurada bir uyarıda bulunmak istiyorum sana. Evet, biz burayı sözcük türleri bittikten sonra cümlenin ögelerine geçmeden önce kelime grupları, söz öbekleri diye bir başlık açacağız ki çok önemli. Son yıllarda ÖSYM sıkça soruyor. Ne diyor? Hangisinde diyor edat grubu vardır? İşte bağlama grubu, isim fiil grubu, zarf fiil grubu gibi sözcük gruplarını soruyor. Edat'ta da anlattım aynısını. Biraz böyle bir temel atmak istiyorum. Çünkü böyle bağlaçla ilgili bir özellik sonuçta. Burada birazcık değinebiliriz. Sen buna hazırsın. o yüzden burayı öğrenebileceğini, yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü sorularda bağlaçla ilgili testlerde karşına gelir. Gelirse de ya ben bunu görmediydim deme. Arkamdan konuşma. Öznur Hoca bunları anlatmadı deme. Mutlaka testlerimde, soru bankalarımda koyuyorum. Video ders notunda da var. Eğer görmediysen, sendeki baskı eskiyse ya da yeni baskıdır da bulamamışsındır, lütfen sen de ekle. Ama sözcük gruplarında bunların hepsi detaylı bir şekilde anlatıldı, merak etme. Şimdi bağlama grubu aynı edat grubu gibi bir sözcük özelliği bizim için. Sözcük özelliği diyorum çünkü sözcüklerle oluşuyor. Bize diyor ki bir bağlaç bazı sözcükleri ve söz öbeklerini birbirine bağlarsa bağlama grubu oluşturur diyor. Bak dikkat, neleri bağlayacaksın? Bak buraya tane tane yazıyorum. Bizim bağlacımız neleri bağlayabilir? Sözcükleri bağlayabilir. Sözcükleri, yani kelimeleri, tek kelimelerden bahsediyoruz. Ya da bizim bağlacımız neleri bağlayacak? Çok dikkat et lütfen, çok kıymetli burası bizim için. Sözcük gruplarını bağlayabilir, kelime öbeklerini bağlayabilir. Yani ya sadece sözcükleri bağlayacak ya da sözcük gruplarını, tamlamaları, isim tamlaması, sıfat tamlaması olabilir, isim fiil grubu, sıfat fiil grubu olabilir, fark etmez. Söz gruplarını bağlarsa bağlama grubu diyor. Hocam cümleleri bağlarsa diye sormanı beklerim senden. Değil mi? Cümleleri bağlarsa ne oluyor? İşte o zaman olmuyor diyor. Cümleleri bağlarsa ben ona bağlama grubu demeyeceğim. Şimdi bunu bir önce tane tane sözcükleri, söz öbeklerini bir bağlayalım. Cümleyi de bağlıyor mu, bağlamıyor mu bir görelim. İlk örneğime gel. Medikal teknolojiye ve nörobiyoloji alanına eğilimi daha fazlaymış dedi. Şimdi bu cümlede bağlaç var mı? Sırayla gidiyorum. Bağlaç var mı? Var. Güzel, tamam. V bağlacı var. Bu V bağlacı neleri bağladı dikkat edersen? Neleri birbirine bağladı?
medikal teknolojiye, nörobiyoloji alanına diye bir tamlamalar grubunu bağladı. Yani burada bir tamlama var, bir sözcük grubu var. Burada bir tamlama var, yani sözcük grubu var. Bu sözcük grubunu birbirine bağlayan bir ne var? Şurası bizim için bağlama grubu oluşturdu artık. Yani bu cümledeki bağlaç tamlamaları birbirine bağlayarak bir bağlama grubu oluşturdu. İndim aşağıya. Araştırma Doğu ve Batı medeniyetlerinin kökenine yönelik dedi. Bu cümlede bağlaç var mı? Sordu bana. E var. İşte aha hocam. Aha. Değil mi? Var. Yani bağlaç var. Peki bu bağlaç neleri birbirine bağladı? Soruyorum. Doğu. Sözcük mü? Çok pardon. Evet sözcük. Batı sözcük mü? Evet sözcük. Hatta bu Batı ve Doğu sözcükleri medeniyetlerinin sözünün, değil mi? Tamlayanları, yani iki ayrı tamlayanı ortak bir tamlanana bağladı. Peki ben yine şunu söyleyebilir miyim? Buradaki R bağlacı Doğu ve Batı medeniyetlerinin kökeni diye bir grubun içinde mi yer aldı bunlar? Evet. Ve burada Doğu ve Batı diyerek bir bağlama grubu oluşturdular mı? Evet. Bu bağlama grubu başka bir grubun içinde yer almış. O ayrı. Ama bu cümlede bağlama grubu var mı? Var. Bitti. Şimdi indim aşağıya. Dedi ki bana görüşmeler yapıldı ama bir sonuç çıkmadı. Sordu bana bu cümlede bağlaç var mı? Cem burayı alıyor değil mi? Sıkıntı yok. En altı alabiliyoruz. Tamam. Şimdi bana dedi ki bu cümlede bağlaç var mı? Var değil mi? Var. Ama bağlacı var hocam diyebilirsiniz. Gayet güzel var. Peki söyler misiniz arkadaşlar? Bu bağlaç neleri birbirine bağladı? Hadi ben ki çekildim kenara, siz bana söyleyin. Neleri bağladı? Söyleyeceğim. Cümleleri birbirine bağladı. Arkadaşlar bu cümlede bizim bağlacımız, bakın dikkat ederseniz yüklemi olan iki ayrı cümleyi birbirine bağlıyor. O zaman cümleleri birbirine bağlıyorsa bağlama grubu yapar mı? Yapmaz. Niye? E ben demedim ki zaten, cümle demedim. Bak sözcük ve sözcük grubu dedim. Cümle demedim. O zaman şuraya bir not düşeceğim. Bağlaçlar cümleleri birbirine bağlarsa bağlama grubu değil, bağlı cümle yapar. Cümle çeşitlerinde göreceğiz. Cümleleri birbirine bağlarsa bağlama grubu değil, bağlı cümle yapar. Bizim için çok kıymetlidir. Özellikle cümle çeşitlerinde bahsedeceğiz. Sözcük gruplarında zaten bahsedeceğiz ama temeli burada bir atalım. Hani kulağımıza bir o suyu bir kaçıralım. Karşınıza tekrar geldiğinde "Aa bu neydi ya? Amma çok şey varmış. Amma fazla grup varmış." deme. Bağlaçla ilgili zaten. O yüzden burada görmen senin için çok daha kıymetli. Burada verelim istiyorum. Tamam mı? Hadi kısaca şöyle söyleyelim. Ali ve Ahmet derse gelmedi. Ali ve Ahmet derse gelmedi. Bağlaç var mı? Var. Sözcükleri mi bağlıyor? Evet. Ali ve Ahmet sözcükleri bağlıyor. Ali'nin kardeşi ve Ahmet'in ablası evlendi. Ali'nin kardeşi ve Ahmet'in ablası evlendi. Sözcük gruplarını bağlıyorsunuz. Tamlamaları birbirine bağlıyorsunuz değil mi? Ali evlendi. Ahmet hala bekar dediniz. Ama'yı getirdiniz oraya. Ali evlendi ama Ahmet hala bekar dediniz. Cümleleri birbirine bağlayan bir bağlaç var. O zaman bağlama grubu yapmıyor. Cümleleri bağladığı için bağlı cümle yapıyor diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bizim için önemliydi bunlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi biz tabii derslerimizi video ders notundan anlatıyoruz. Elinizde video ders notu varsa birebir takip edebilirsiniz. Fazla örnek de veriyorum hatta tahtada. Ama yeterli sayıda zaten, her şey çok detaylı bir şekilde kitapta var. Etkinlikler çıkmış, sınav soruları, örnekler, testler dolu dolu 320 sayfadan oluşuyor biliyorsunuz kitap. Video ders notundan birebir takip edebilirsiniz. Benim için konuyu bilmenizden ziyade soru çözmeniz çok önemli. Bunu hep söylüyorum. Her videoda da ödev veriyorum size. Öncelikle ödeviniz arkadaşlar, bağlaç bitti. Allah kabul etsin diyelim. Öncelikle dil bilgisini kafaladan şöyle yakınlaştıralım. Yeni baskımız. Değil mi? Şahane bir kapak.
Önce bağlaç testini çözüyorsunuz, çözümleri okuyorsunuz. Çok çok güzel bir soru bankası biliyorsunuz, çözüyorsunuz zaten. Hemen ardından KPSS Türkçe Soru Bankam, bu da çözümlü ve detaylı çözümlü, 1000'e yakın soru var burada da. 950 falan soru var. Buradan da yine bağlaçla ilgili soruları, testleri çözüyorsunuz. Ve artık ünlem kısmına geçiyorsunuz. Çünkü ünlem isim ve isim soylu sözcüklerin son başlığı. Bizim için artık vedalaşma vakti isim ve isim soylu sözcüklerle. Benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Ünlem videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.